Nasıl anlatılır bu bilmiyorum. İnsan en büyük darbeleri en yakınında olanlardan, en sevdiklerinden alıyormuş diye yazmışsın. Sahiden de öyle Mustafa abi. Utancımdan yazmaya elim varmıyor. Fakat yüz yüze görüştüğümüzde her şeyi izah edeceğim. Şimdilik sana asla ihanet etmediğimi bil, kâfi. Sırtından hançerledi. Şimdi utanmadan mektup mu yazıyor? İhanet etmediğini söylüyor. Yüz yüze anlatacakmış neler olduğunu. Allah bilir ne yalanlar söyleyecek. Yine de en azından dinlemek lazım sultanım. Belki bir izahı vardır. İhanetin izahı olmaz. Madem yüzümüze dost görünüp arkamızdan düşmanlık etti, bedelini ödeyecek. Biz de onun Huri Cihan'la olan münasebetini ifşa edeceğiz. Bunu daha evvel konuştuk validem. Zinhar böyle bir şey olmayacak. Neden hala onu koruyorsun? Huri Cihan yüzünden. Mevzu bahis olan benim şerefim. Böyle bir alçaklığı nasıl bana reva görürsünüz? Mihrinisa, sen de mi böyle düşünüyorsun? Şehzademizin nasıl vicdan ve adalet sahibi olduğu herkesin malumu. Ne yazık ki bunu kendisine karşı silah olarak kullanıyorlar. Sen ne güne duruyorsun peki? Artık herkes şehzademinin nikahlı zevcesi olduğunu biliyor. Hem unutma, evlenirken bana bir söz verdin. Bu bahsettiğin güçleri ne vakit kullanacaksın? Gel. Şehzadem. Günlerdir tek kelime etmiyorsun. Bırak konuşmayı. Yüzüme dahi bakmıyorsun. Var mıyım, yok muyum? Yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum. Dairene dön Hurican. Ben dahi kendimi affedemezken bunu senden bekleyemem. Ama pişman değilim Bayezid. Buna mecburdum. Başka bir yol, bir çare bırakmadılar bana. Ya kendimi öldürecektim ya da... Seni kaybedemezdim Bayezid. Senin için. Aşkımız için yaptım. Bunun hiç mi kıymeti yok? Günlerdir kendimle mücadele içindeyim. Bir yanım her şeyi unutmak, sana sarılmak istiyor. Diğer yanım buna mani oluyor. Bana ihanetini hatırlatıyor Hurican. Eğer beni istemiyorsan, sevmiyorsan artık, aşkımız yoksa ben de yokum. Ceza neyse razıyım. İster canımı al. İster emret gideyim. İkisi de aynı şey zaten.